Milliyetçi Hareket Partimizin değerli genel başkanı bizi arayıp kendisi bilgilendirdiler. Biz de kendisiyle bu konuyu tekrar daha geniş bir şekilde yüz yüze istişare etme, bilgi alışverişinde bulunma adına bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Çok olumlu bir görüşme gerçekleşti. Tabii bunun yanı sıra sadece Cumhurbaşkanlığı meselesini değil, özellikle Irak'taki, Musul'da, Tel Afer'deki ve Kerkük'teki son gelişmeleri de birlikte değerlendirme imkanı bulduk. Tabii Ekmelettin İhsanoğlu hem ülkemiz açısından hem özellikle İslam coğrafyası açısından, Türk İslam coğrafyası açısından çok önemli bir isim, çok değerli bir bilim adamı, İslam alemi. Özellikle İslam dünyası başta olmak üzere Türk dünyasında ve bütün dünya coğrafyasında da tanınan bir isim. Fakat bizim henüz bu anlamda verilmiş bir kararımız yok. Bir cumhurbaşkanı da aradığımız ölçüler hemen hemen aynıydı. Yani tarafsız olması, işte herkesi kucaklaması, anayasal çerçevede kalması, milliyetçi, maneviyatçı, demokrat bir kişiliğe sahip olması. Bu özelliklerde zaten anlaşmıştık. Yetkili kurullarımızı toplayacağız. Başta kurucularımız, işte Yüksek İstişare Kurulu üyelerimiz, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz, yani parti tabanımızın da görüşünü alarak bir karar vereceğiz.